Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, eski zamanların birinde iki erkek kardeş yaşamaktaymış. Büyük kardeş altın madeni işletmekteymiş, bu yüzden de çok zenginmiş. Küçük kardeş ise çok fakirmiş. Bu kardeşin birbirlerine tıpatıp benzeyen ikiz iki oğlu varmış. Büyük kardeşin ise çocukları yokmuş. Fakirin çocukları küçükmüş ve sadece evin yakacağı için ormandan odun toplayabiliyorlarmış. Günlerden bir gün ormanda odun toplarken tüyleri çok güzel, gök mavisi, kanatları ve kuyruğu göz alıcı, insanın gördüğünde güzelliğini kıskanacağı bir kuş görmüşler. Bunu gören iki çocuk kuşun peşinden koşmaya başlamış. Kuş da çocukların yakınından uçarak sanki onlarla oynuyormuş. Bir zaman sonra çocuğun biri kuşun kuyruğundan tutunca kuş korkmuş ve uçup gitmiş. Ama kuyruğunun bir tüyü çocuğun elinde kalmış. Çocuklar topladıkları odunları alıp eve geldiklerinde ''Biz bugün çok güzel bir kuş gördük, tutamadık ama kuyruğunun bir tüyü elimizde kaldı.'' demişler. Bu güzel kuyruğu görmek için insanlar eve gelmişler ve ''Bu sıradan bir kuş değildir.'' demişler. Halkın içinde çok yaşlı bir ihtiyar ''Bu altın kuşun kuyruğudur.'' Bu kuşu tutup etini yiyen adamın başına her sabah uyandığında altın düşer demiş. Bunu işiten büyük kardeşin hanımı iki çocuğa yağ ve süt verip onlara o kuşu tutup getirin demiş. İki kardeş çok sevinmişler ve yine odun toplamaya ve kuşu tutmaya ormana gitmişler. Odunu topladıkları yere geldikleri zaman altın kuşun yine burada uçtuğunu görmüşler. Çocuklar sabahtan akşama kadar kuşu kovalamışlar ve sonunda kuşu tutabilmişler. Çocuklar çok sevinip yengelerine kuşu getirmişler. Yengeleri onlara birer kase ayran ve birer ekmek vermiş. Çocuklar buna çok sevinip dışarı çıkmışlar. Yengeleri kuşu kesip tüylerini kopardıktan sonra etini yağda kızartmaya başlamış. Biraz sonra çocuklar evlerine yine döndüklerinde ocakta kuşun eti pişmekteymiş. Pişmiş et çocukların iştahını kabartmış. Kardeşlerden birisi diğerine kapıyı gözlettirip kendisi kuş etinden bir parça kesip kemerinin içine saklamış. İkiz kardeşler korka korka dışarı çıktıklarında etin kuşun kalbi olduğunu görmüşler. İki çocuk onu ikiye bölüp yedikten sonra yine eve gitmişler. Eve geldikleri zaman amcası ve yengesi kuşun etini yemekteymişler. Çocuklara etten hiçbir parça vermemişler. Çocuklar da odalarına gidip hemen uyumuşlar. Sabah olunca ikisi kalkıp dışarıya hayvanlara ve kuzulara bakmaya gitmişler. Anneleri evi temizlerken iki çocuğun yastıklarının altında 10 altın kuruş bulmuş. Hiç kimseye bir şey demeden altınları saklamış. Uykudan yeni kalkan zengin kardeş ve karısı yastıklarının altına baktığı zaman altın değil hiçbir şey bulamamışlar. Bunun üzerine altın kuş hakkında söylenenlerin yalan olduğunu düşünmüşler. Günler ayları, aylar yılları kovalamış. İki çocuğun yastıklarının altından her gün altın çıkıyormuş. Günlerden bir gün çocukların babası olan kardeş altını çıkarıp satmaya başlamış ve bir zaman sonra zengin olmuş. Onun zengin olduğunu gören ağabeyi bir gün kardeşini çağırıp ''Sen iki çocuğunu evinden gönder. Yoksa köyün ağası senin o kadar altınını gördüğü zaman ya çocuklarını ya da seni öldürür.'' demiş. Bunu duyan küçük kardeş çok korkmuş ve ne yapacağını düşünmeye başlamış. İkiz kardeşler
babalarına akıl vermişler. Baba, sen endişelenme, bunu düşünme, biz gideriz. Siz bu altını kullanıp yaşarsınız, biz ise kendimiz için bir şey buluruz demişler. Zor durumda kalan babaları bunu kabul edip çocuklarına yemek hazırlayıp onları göndermiş. Çocuklar evden çıktıktan sonra günler, aylar geçmiş. Günlerden bir gün yine bir ormanın içine girmişler. Biraz yürüdükten sonra ağaçların arasından 10 kadar tazı çıkıp ikisini kovalamaya başlamış. Çocukların bağırışına tazıların sahibi olan avcı gelmiş. O çocukları tazılardan ayırıp çocuklara ''Siz kimsiniz, nereye gidiyorsunuz?'' diye sormuş. Çocuklar ''Biz çocuğu olmayana çocuk oluruz.'' demişler. Avcı ''O zaman benim çocuklarım olun, benim çocuğum yoktur.'' Çocuklar ''Tamam, senin çocukların olalım.'' diye cevap vermişler. Avcı çocukları alıp evine getirmiş. Çocuklara kendi çocukları gibi bakmış. Onlara silah kullanmayı öğretmiş. Çocukların sabah kalktığında yastıklarının altında altınları buluyormuş. Başta avcı ve karısı bunu gördükten sonra ''Bu ne güzel şey!'' diye şaşırmışlar ama sonra buna alışmışlar. Böylece avcının evi altınla dolmaya başlamış. Evi altınla dolan avcı bu kadar çok altından korkmaya başlamış. İnsanların evinde bu kadar çok altın olduğunu öğrenip ona zarar vermelerinden endişe edip çocukları evden göndermeyi düşünmüş. Ellerine silah ve yay verip onları evden göndermiş. Bir de beyaz elmas bir hançer vermiş. Ve bu hançere bakarak biriniz diğerinin durumunu öğrenebilir. Eğer biriniz ölürse hançer paslanır demiş. Bunu duyan çocuklar hançeri alıp gitmiş. Günler, aylar geçmiş. Bir vakit yolda giderken bir tavşan görmüşler. Yaylarını ele alıp onu vurmaya hazırlanmışlar. O zaman tavşan onlara yaklaşıp ''Beni öldürmeyin, ben size iki tavşan getireceğim.'' demiş. Bunun üzerine iki delikanlı tavşanı vurmamış. Tavşan başka iki tavşanı getirip gitmiş. İki kardeş tekrar yola koyulduğunda bir tilki görmüşler. Onu vurmaya hazırlanırken tilki ''Beni vurmayın, ben size iki tilki getireyim.'' diyerek onlara iki tilki getirmiş. Onları da alıp ikisi yola devam etmişler. Birazdan karşılarına bir kurt çıkmış. Onu da vurmak için yaylarını eline alırken ''Kurt, beni vurmayın, size benim yerime iki kurt getireceğim.'' diyerek iki kurdu getirmiş. Bir müddet sonra kardeşler bir kaplan görmüşler. Onu da vurmak istemişler. Fakat kaplan onlara ''Ben size iki kaplan getireceğim, beni öldürmeyin.'' demiş ve iki kaplanı getirmiş. Hayvanlarıyla yolda giderken iki kardeş yolun ikiye ayrıldığı bir yere gelmişler ve her ikisi de ayrı yoldan gitmeye karar vermişler. Hayvanları bölüşüp yolun ortasındaki büyük çınar ağacının üzerine beyaz elmas hançeri saplayarak her ikisi iki ayrı yola koyulmuşlar. Az gitmişler, uz gitmişler. Kardeşlerden birisi bir şehre gelmiş. Şehrin dışındaki bir eve girip yemek yemiş ve hayvanlarına da yiyecek vermiş. Şehrin sokaklarına çıktığı zaman şehirde ancak siyahlara bürünmüş, kederli insanların dolaştığını görmüş ve ne olduğunu sormuş. İnsanlardan birisi, ''Bizim ülkemizde 7 başlı bir yılan vardır. Ayda bir kere ona bir sürü kısrak ve bir kız veriyoruz. Bugün bütün kızlar bitti. Ancak padişahın kızı kaldı ve sıra ona geldi. Onun için halk çok kederlidir.'' demiş. Delikanlı bunu duyduğu zaman ''O 7 başlı yılan nerede? Onu nasıl bulabilirim?'' diye sormuş. Yılanın bulunduğu yerin nerede olduğunu öğrendikten sonra hayvanlarını alıp o tarafa doğru gitmiş.
şehirden 5-6 kilometre uzaklıktaki beyaz bir çadıra girmiş. Çadıra girince içinde ay gibi ağzı, güneş gibi gözü olan güzel bir kız varmış. Kız delikanlıyı görünce ağlamaya başlamış. ''Buradan gidiniz, şimdi yılan gelir, beni de sizi de yer.'' demiş. Delikanlı kızla biraz konuşup yılanın geleceği zamanı beklemiş. Bir zaman sonra 7 başlı yılan gelip delikanlıyı görüp ''Ne o, dövüşmek mi istiyorsun?'' demiş. İkisi dövüşmeye başlamışlar. 7 gün, 7 gece dövüşmüşler. Delikanlı çok yorulup yere düşeceği zaman yardımına kaplan gelip yılanı öldürmüş. Delikanlı 7 başlı yılanın 7 başını kesip 7 dilinin uçlarını bir beze sarıp hayvanlarını da aldıktan sonra bir yere dinlenmeye gitmiş. Delikanlı kaplana uyumamasını ve girişi korumasını söylemiş. Kaplan ise bunu kurda, kurt tilkiye, tilki tavşana emanet etmiş. Delikanlı uyumuş, hayvanların hepsi de uyuyakalmış. Bunlar uyuduğu zaman kızı ve kısrakları yılana getiren bekçi girip delikanlının başını kesip kızı alarak şehre gelmiş. Kıza benimle evleneceksin yoksa seni öldürürüm demiş. Ve padişaha gelerek 7 başlı yılanı öldürdüğünü ve kızıyla evlenmek istediğini söylemiş. Bunun üzerine bütün insanlar çok sevinmişler ve padişah 7 gün 7 gece düğün yapılmasını emretmiş. Diğer yanda ise delikanlının hayvanları uyandığında delikanlının başının bir yanda, vücudunun diğer yanda bulunduğunu görmüşler. Kaplan kurda, kurt tilkiye, tilki tavşana saldırmış. Tavşan da korktuğundan bir yere kaçıp oradan bir yaprak getirmiş. Bu yaprak sihirli bir yaprakmış. İşte hayvanlar bu sihirli yaprağı delikanlının başı ve vücudunun birleştiği yere sürdüklerinde delikanlı ne kadar da derin uyumuşum diyerek yattığı yerden kalkmış. Delikanlı hayvanlarını alıp daha sonra insanların toplandığı yere gelmiş. Delikanlı insanların toplandığı yerde padişahı, kızını ve bir adamı görmüş. Kız ise delikanlıyı gördüğünde hemen yanına gelip sarılmış. Padişah bunu görünce çok şaşırmış. ''Peki 7 başlı yılanı kim öldürdü?'' diye sorduğu zaman delikanlı beze sardığı yılanın 7 dilinin uçlarını göstermiş. Padişah bunu gördüğü zaman delikanlıyı yanına çağırmış ve kızının yanındaki adamın ise hemen nehre atılmasını emretmiş. Padişah gerçeği öğrendikten sonra kızı ile delikanlıya çok güzel bir düğün yapılmasını emretmiş. Bunun üzerine kız ve delikanlı için 40 gün 40 gece düğün yapılmış. Delikanlı evlendikten sonra her gün hayvanlarını alarak ava çıkarmış. Bütün hayvanların boyunlarına altın tasma, tavşanın boynuna ise altın saat takmış. Günlerden bir gün yine bir ormana ava gelmiş. Bu sırada aniden hava kararıp fırtına başlamış. Hayvanlarını toplamaya başladığında büyük bir çınar ağacı görmüş. Ağaca yaklaştığında ağacın dibinde hayvan ve insan şeklinde kara taşlar varmış. Gördüklerine çok şaşırıp ağaca yaklaştığı zaman çınarın üzerinde yaşlı bir kadının oturduğunu fark etmiş. Kadın delikanlıya bakarak ''Evladım, bu ağacı sallayabilir misin?'' demiş. Delikanlı ona inanıp ağacı salladığı zaman kendisi ve hayvanları da kara taş kesilmişler. Akşam olup da kocasının eve dönmediğini gören padişahın kızı babasına yalvarmış ve askerlerini onu bulması için ormana göndermiş. Ama askerler ne kocasını ne de hayvanlarını bulabilmişler ve karısı ve halk toplanıp ağıt yakmaya başlamışlar. Bu sırada ikiz kardeşlerinin diğerinin de başına birçok olaylar gelmiş. O bir müddet sonra
kardeşiyle ayrıldığı yere gelip ağaca sapladığı beyaz elmas hançere baktığı zaman hançerin paslanmış olduğunu görmüş. O zaman kardeşim ya ölmüş ya da başına başka kötü bir şey gelmiş diyerek onu aramak için onun gittiği yolla gitmeye karar vermiş. Az gitmiş, uz gitmiş. Bir müddet sonra kardeşinin yaşadığı şehre gelmiş. Şehirde kardeşini sormaya başlamış. Fakat padişahın askerleri onu görünce "Sen kaç gündür nerelerdesin? Biz seni bulamıyoruz." diyerek onu alıp saraya götürmüşler. Padişahın kızı ise çok sevinip ona sarılmış. Delikanlı hala bir şey anlamıyormuş. Akşam olmuş, kız her günkü gibi yatağı hazırlamış. Delikanlı da ona bakıyormuş. Kız, "Hadi yatalım, ne duruyorsun?" diye sormuş. Delikanlı biraz düşünüp yatağa uzanmış. Sabah olmuş. Bunun sırrını nasıl çözerim diye düşünmüş ve hayvanlarını alarak ava gitmiş. Bildiğimiz sık ormana ulaşmış. Ormana girdiğinde orman çok sakinmiş. Hiçbir hayvanın sesi çıkmıyormuş. Bir zaman sonra "Evladım, buraya gelir misin?" şeklinde bir ses onu çağırmış. Etrafına bakınmaya başladığında büyük bir ağacın ucunda bir ihtiyar kadının oturduğunu görmüş. Ağaca yaklaştığında dibinde insan ve hayvan şeklinde kara taşlar olduğunu görmüş. Biraz dikkatli baktığında atlı adamların da bulunduğunu görmüş. O adamın arkasında kaplanın, kurdun, tilkinin olduğunu fark edip burada bir sırrın olduğunu düşünmüş ve yaşlı kadına sormuş. "Kadın, canım ben yere inemiyorum. Oturursam kalkamıyorum. Kalkarsam oturamıyorum. Bu ağacı sallarsan ben yere inip sana durumu anlatırım." demiş. Delikanlı ise elini yayına alıp "Şimdi söylemezsen seni vururum." demiş. Yaşlı kadın korkup ağacın bir dalını kırıp taş olan delikanlı ve hayvanları eski hallerine döndürüp adamın ayağına yıkılmış. Kadını öldürüp arkasına baktığı zaman ağabeyinin hayvanlarıyla birlikte ayakta durduğunu görmüş. O zaman iki kardeş birbirine sarılıp şehre geri dönmüşler. Şehre geldikleri zaman padişahın kızı hangisinin kendi kocası olduğunu bilememiş. Padişahın kızı önce çok şaşırmış. Çünkü giyimleri, bindiği atları birbirine o kadar benziyormuş ki sadece tavşanın taktığı altın saatten tanımış kocasını. Padişahın kızından başka çocuğu yokmuş. Bunun üzerine tahtını damadına vermiş. Onlar mutlu bir şekilde yaşamaya başlamışlar. Bir müddet beraber yaşamışlar. Bir gün diğer kardeş yemeğini alıp hazırlanmış ve yola koyulmuş. Günler, aylar geçmiş. Günlerden bir gün başka bir şehre gelmiş. Şehrin dışında oturan bir yaşlı kadının evine girmiş. Atını bağlayıp eve girdiğinde evin içinde bir kadının ağladığını görmüş. Delikanlı kadına "Anne, neden ağlıyorsun?" diye sormuş. Kadın "Evladım, ben ağlamayayım da kimler ağlasın? Bizim bir padişahımız var. Onun da bir tek kızı var. Gece olduğunda gökten dev bir cin gelip kızı alıyor. Bunun için gece gündüz o kızı korumak için bir delikanlı bekçilik yapıyor. Fakat her gece o delikanlıyı o dev cin çarpıyor. Padişah ise bunun üzerine onu öldürüyor. İşte dün gece benim oğlum bekçilik yaparken onu da o dev cin çarpmış. Bugün de padişah onu öldürdü. Bunun için ağlıyorum." Delikanlı, "O zaman ağlama anne. Eğer istersen ben senin çocuğun olurum." demiş. O gün biraz dinlenip ertesi gün yaşlı kadına padişahın bulunduğu yeri sorup o tarafa gitmiş. Ak boz bir evde ay ve güneş gibi bir kız oturuyormuş. Kızla konuşurken gece olmuş. Kız gülmüş. Delikanlı, "Niye güldün?" diye sormuş. Kız, "Ben bir insanın dev cine tabi olacağına güldüm." demiş. Delikanlı, "Neden?" diye sormuş. Kız, "Bugün bu eve dev bir cin gelecek.
seni çarpıp gideceğine güldüm demiş. Bunu söyledikten sonra eve bir delikanlı girmiş. Sen kimsin? Neden buradasın? Çık, ben bekçilik yapacağım demiş. O zaman bizim delikanlı, hayır, bugün ben bekçiliği yapayım, sen gidebilirsin demiş. Bekçi olan delikanlı, yolcu, boş ver, yoluna git, burada kalma demiş. Bizim delikanlı da kalacağım diye gitmek istememiş. O zaman kız onun gitmeyeceğini anlayıp, tamam kal demiş. İkinci delikanlı ise bu işe çok sevinip hemen oradan ayrılmış. Gece olmuş ve herkesin uyuduğu zaman birden kızın bağırması duyulmuş. Delikanlı uyanıp tüylerle kaplı büyük bir dev cinin kızın dizini emdiğini görmüş. Bir zaman dev cin bir şeyler okumaya başladığı anda delikanlı onu sağ elinden tutmuş. Delikanlı ve dev cin dövüşmeye başlamışlar. Bir müddet sonra delikanlı dev cini öldürmüş ve onun sağ elini kesip cebine koymuş. Ertesi sabah kızı gece korumak için gelen delikanlı eve girdiğinde bir ölünün bulunduğunu, kızın da sağ salim olduğunu görmüş. Bekçi olan delikanlı hemen padişaha müjdeli haberi vermek için saraya doğru koşmuş. Delikanlı padişaha, ben dev cini öldürüp kızını kurtardım demiş. Fakat padişah ona inanmamış. Bunun üzerine askerlerini çağırarak her tarafa tellallar çıkarttırmış. Kim devi öldürüp onun sağ elini kestiyse kızımı ve tahtımı ona veririm diye ilan etmiş. Böylece birçok adam birinin elini kesip padişaha dev cini ben öldürdüm diye gelmiş. Fakat padişah hiçbirine inanmamış. O zaman padişah yine sormuş, şehirde başka kim kaldı? Birisi, yaşlı kadının evinde misafir olan delikanlıdan başka kimse kalmadı demişler. O zaman padişah onu çağırın diye emretmiş. Delikanlı, padişahın benimle ne işi olur ki diyerek padişahın yanına gelmiş. Onu gören kız, işte beni dev cinden kurtaran oydu. Ben onunla evleneceğim demiş. Padişah ise delil nerede dediği zaman delikanlı cebinden devin sağ elini çıkarmış. Bunun üzerine padişah günlerce süren büyük bir düğün yapmış. Düğün için kısraklar kesilmiş ve kızını tahtını delikanlıya vererek onu padişah yapmış. Bir müddet sonra genç padişah anne ve babasını düşünmüş ve onları bulup getirmeye karar vermiş. Her bir yöne askerlerini, adamlarını göndermiş. Adamlar her tarafı aramışlar. Bir müddet sonra anne ve babasını bulup onun yanına getirmişler. Genç padişah anne ve babası için şehrin ortasında çok güzel bir saray yaptırmış. Ve artık orada anne, babası ve çocukları ile mutlu bir yaşam sürmüşler. Onlar ermiş muratlarına, biz çıkalım kerevetine.